Herkese merhaba arkadaşlar. Ziknek TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu daha önce de videosunu çekmiş olduğumuz Google Chrome ile alakalı olan hata. Nedir bu hata? Hatırlarsınız hani... Eminim içinizden bu kanalı takip eden birçok kişi bu videoyu izlemiştir. Belki sorunla çözüm olanlar oldu, çözüm bulamayanlar oldu, sıkıntı yaşayanlar oldu vesaire. Şimdi arkadaşlar daha önceki videomuzun konusunda bağlantınız gizli değil diye bir hata alıyordunuz. O da hataydı. Şöyle göstereyim size ekranda. Şu kısımda gördüğünüz e, hatayı alan arkadaşlar vardı. Bunlardan biri de bendim. Daha sonra ben bu konuyla ilgili biraz araştırma yaptım ve bir çözüm buldum. Bu çözümü de sizi videolu bir şekilde anlattım. Hatta çok detaylı bir şekilde anlattım. Bu detaydan sıkılan arkadaşlar da olmuş bunu yorumlarda yazmışlar. İşine yarayan arkadaşlar da olmuş bunu da yorumlarda yazmışlar. Aynı zamanda kötüleyen arkadaşlar da olmuş. Onlara bir şey demiyorum arkadaşlar. Gerçekten yani izlemesinler, bassınlar, gitsinler yani. Gerçekten onlara bir lafım yok. Ben burada benim başıma geldi ve ben bunu çözdüğüm için siz de çözün diye bu videoyu paylaştım daha sonrasından e, baktım şöyle bir durum var e, bu hata çıktıktan sonra benim o videoda göstermiş olduğum yöntemle bu hata gideriliyor arkadaşlar fakat bilgisayara reset attığın zaman aynı durum tekrar geri geliyor bu bende de oluyordu, tekrar geri geliyordu. Ben bunu yorumla, yoruma yazıp sabitleyerek de şey yaptım ama hala bunun üstüne daha fazla yorum geldiği devam ettiği için artık dedim ki bir video daha çekeyim de bari daha detaylı anlatayım. Şimdi arkadaşlar, evet bu problemde böyle bir yani bu sıkıntı böyle şekilde devam ediyor. Ee, bir önceki videoda onda sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz o videonun ne olduğunu. O videoyu izlediğiniz zaman orada göstermiş olduğum teknikle bu hata çözülüyor. Bilgisayara reset atana kadar. Bilgisayara reset attıktan sonra tekrar geri geliyor. Bunu iki türlü halledebiliriz. Ya her bilgisayara reset attığında sadece 5 saniyenizi vererek daha önce göstermiş olduğum o nasıl diyeyim o yöntemi tekrar her bilgisayarı açtığınızda yapıp Konu sıkıntısız bir şekilde o gün gün içerisinde bilgisayarınızı kullanabilirsiniz veya bugün size göstereceğim bir yöntem sayesinde bu sorundan komple kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Bu çözümde de herhangi bilgisayarınıza zarar veren herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu çözümü de sağ olsun yorumlarda bir arkadaşımız yazmış kalıcı bir çözüm bu şekildedir diye bunu da uygularsanız. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız diye belirtmiş. Ben de bu arkadaşımızın yorumunu gördükten sonra kendim e, dedim bir bakayım işe yarayacak mı diye. Baktım işe yaradı ve yaklaşık bir 10-15 gündür de test ediyorum bilgisayarını. Hiç bu şekilde bir hatayla karşılaşmadım. Fakat burada şöyle bir sıkıntı olduğunu e, düşünüyorum ya da bana öyle de geliyor olabilir. Arkadaşlar benim internetim 100 megabit download olan bir internet kullanıyorum ben. Ee, bu arkadaşın verdiği yöntemi yaptığım zaman kendi yöntemi değil sadece bu arkadaşın yöntemini yaptıktan sonra hani bir kereye mahsus yapıyorsunuz zaten bunu yaptıktan sonra internette sanki böyle hafif bir yavaşlama sezdim ben. Hani bana da öyle geliyor olabilir. Hani bunu e, yaptıktan sonra e, benimle aynı düşünceyi e, hani benimle aynı durumu düşünen arkadaşlar var veya yoksa da bunu yorumlarda belirtin ki ben de durumun ne olduğunu bileyim. Biraz yavaşlık. E, oldu gibi düşünüyorum. E, bu yavaşlık olduğunu hisset başladığım günden beri de bu yöntemi yaptıktan sonra her gün bilgisayarımı açtığımda benim daha önceki videoda gösterdiğim yöntemi ben sürekli tekrarlıyorum. Hani 5 saniyemi veriyorum hemen tekrarlıyorum ve o yavaşlık söz konusu bile olmuyor. Sorun, e, sorunsuz bir şekilde o gün bilgisayarımı kullanıyorum. Ha yapmasam ne olur? Gene kullanıyorum. Yani bir sıkıntı yok. O yüzden siz hani kendiniz buna karar verin. Ona göre hareket edin arkadaşlar. Çözüme geçmeden önce bir kısa not daha düşeceğim araya. Arkadaşlar videonun altına yazıyorsunuz. İşte ben bilgisayarı açtım, yaptım, ettim. Tekrar böyle oldu. Allah seni kahretsin bilmem ne falan filan. Ya arkadaşlar ben burada bir şey paylaşmışım. Yaklaşık bunu bu videoyu 70-80 bin kişi izlemiş. ...bir sürü yorum var. Yani yaklaşık 3000'e yakın yorum var ve bu yok yorumların %70'i olumlu. Yani %70'inde çalışmış. Demek ki bu yöntem işe yarıyor. Senin bilgisayarında farklı bir sıkıntı var demek ki. Yani bunu artık anlatamıyorum arkadaşlara. O yüzden hani e, lütfen deneyin. Olmazsa yapamadığınız noktayı ya da hatanızın tam karşılığını yazın ki ona göre yardımcı olabileyim. Şimdi... Hemen konumuza geçelim. Arkadaşlar şimdi yapmanız gereken şey şu. Öncelikle daha önce bilgi, daha önce anlattığım gibi start tuşuna basıp R yapacaksınız demiştim. Bu start tuşunun ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar da var. O yüzden şu başlata bastığın zaman, başlat kısım böyle açıldığı zaman direkt de yazabilirsiniz çalıştır diye şu şekilde direkt yazabilirsiniz veya daha öncesinde olduğu gibi start tuşuna basıp zaten start bunu açmaya kapama yarıyor arkadaşlar. Start tuşuna basıp R yaptığınız zaman bu şekilde bir ekran açılır. Buraya arkadaşlar inet cpl nokta yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra enterlıyorsunuz ve karşınıza şöyle bir internet özellikleri ekranı çıkıyor. Bu buradan kısa yoldan ulaşmak için yapmış olduğumuz bir şey. Direkt bilgisayarın özelliklerinden de girip bu ekranı açabilirsiniz. Ardından internet e, özellikleri penceresinin şu içerik kısmı var arkadaşlar. İçerik sekmesini açtığın zaman burada sertifikalar var. Bu sertifikalara giriyorsun ve burada gördüğünüz gibi yani şu alt kısımda Google'ın sertifikaları var. İki adet google.com ve google.com.tr şeklinde. Bu iki sertifikayı arkadaşlar seçiyorsunuz ikisini birden ve kaldır diyorsunuz. İkisini seçip kaldır dedikten sonra burayı komple kapatıyorsunuz ve bilgisayarınıza reset atıyorsunuz. Reset attıktan sonra sorunsuz bir şekilde bilgisayarınız bu hatayı vermeden Çalışmaya devam edecek ama videonun öncesinde hatırlattığım gibi eğer bu işlemi yaptıktan sonra Sorunla karşılaşmaz Fakat internette biraz yavaşlama sezerseniz arkadaşlar bunu yorumlar kısmında yazın Ve daha önceki videoda gösterdiğim yöntemi tekrar bir uygulayın Bakalım e, Değişiklik sizde de olacak mı ben şahsen bir yavaşlama sezdim Bu yavaşlamayı da daha önceki vermiş olduğum yöntemle de çözüyorum O yüzden ben bir sıkıntı yaşamıyorum Umarım sizde bir sıkıntı yaşamazsınız Ayrıca ben arkadaşlar bu videodan sonra e, YouTube'un blog kısmında bir tane konu açacağım. E, bilgisayarla alakalı başınıza gelen sistemsel veya donanımsal hatalar diye bir konu açacağım arkadaşlar. Bu konuyu bu konunun altına ne problem yaşadığınızı ne sıkıntılar yaşadığınızı yazarsanız konularla ilgili çözüm videolarını e, ivedi bir şekilde kanalımda paylaşacağım ve bu şekilde... E, kimse sorun yaşamasın kimse problem yaşamasın diye videolar serisi oluşturmayı düşünüyorum aynı zamanda oyunlara devam edeceğim farklı birkaç tane fikrim daha var ve bunların tamamı hep bu kanalda olacak arkadaşlar yani kanal tek bir kategoriye değil birden fazla kategoriye hizmet edecek Umarım e, severek takip ediyorsunuzdur Umarım beğeniyorsunuzdur Eğer e, bir Yanlış bir şey söylediysem şimdiden özür dilerim. Kimseyi kırmak değil. Amacım sadece durumu izah etmek ve açıklamak istedim. Ve burada konumuzu kapatalım. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.